Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Kitabımız Doğan Cüceloğlu Evlenmeden Önce. Mutlu bir evlilik önemli bir başarıdır. Bilinçli bir gayet gerekir diyor kitabın kapağında. Bazıları hani evleniyorsunuz, sonra çok başarılısınız gibi kendinizi gösteriyorsunuz diye alay ediyorlar evli insanlarla. Aslında evet, eğer o kişinin mutlu bir evliliği varsa bu bir başarıdır. Çünkü iki kişinin bir arada kalıp bir hayatı beraber yürütebilmeleri bir başarıdır. Çünkü bunu herkes başaramaz. Belli bir şartı vardır bu başarıyı elde edebilmek için. Bu yüzden insanlar evliyse ve bu evliliklerinde mutluysa, bunda başarılı sayılıyorlar. Başlıyoruz. Başlarken diyor, toplum ekonomik, teknolojik ve sosyal yönden ne kadar gelişirse gelişsin, evlilik bütün toplumlarda devam ediyor ve evlilikten uzak durmaya çalışanlar bile bir süre sonra hayatlarını sevdikleriyle evlilik ilişkisi içinde birleştiriyorlar. Yani diyelim ki bir kişi birbirini sevdi, yani iki kişi birbirini sevdi. Bunlar ne kadar uzun süre beraber sevgili kalırsa kalsınlar, bir zaman sonra bunlar da evlenmek istiyor. Çünkü evlilik farklı bir şeydir ve insan sevdiğine kavuşup onunla evlenmek istiyor. Bu kitabın konusu evlilik. Bu konuda farklı farklı deneyimleri olan insanlar var. Kitapta önce onların görüşleri ve evliliğin insan yaşamındaki önemi üzerinde durdum. Daha sonra kişinin kiminle evleneceğine karar verirken üzerinde düşünülmesi gereken 3 boyutu inceledim. Nedir bunlar? Birincisi, evlenecek olan kişinin kendini ve evlilikten beklentilerini tanıması. İkincisi, evleneceği kişiyi ve onun evlilikten ne gibi beklentileri olduğunu öğrenmesi ve birlikte nasıl bir evlilik oluşturacaklarını karar vermeleri. Karı kocanın evlilik ilişkisi hayatın en önemli ilişkisi. Peki kolay bir ilişki mi bu? Hayır. İnsan hayatının en önemli ve en zor ilişkisi evlilik ilişkisidir. Ben evlenmeden önce evlilik ilişkisine hazır gelmeyi çok önemsemiyorum. Ve bu nedenle de en zeki çalışmada sağlıklı evlilik ilişkisi için gerekliler için farkındalıklarını gözden geçirdim. Bunlar diyor iletişim, sosyal kimlik ve evrensel insan özü. Bir de ilişki içinde 6 tanıklık boyutunun içselleştirilmesi. Daha önce evlilik ilişkisini sağlıklı tutacak ve sürdürecek temel inanç ve değerleri ele aldım. Bu aşamada 2 farklı ilişki şablonu devreye giriyor. Bunlardan ilki evlilikte ben ilişkisi. Ben ilişkisi eşlerden birinin diğerini sürekli baskı altına alma, onu yönetme tavrından kaynaklanır. Ki Erich Fromm'un sahip olma eğilimiyle sevgidir bu. Bu tavrın temelinde denetim odaklı korku kültürü vardır. Evlilikte biz ilişkisi ise gelişim odaklı değerler kültürünün yaşattığı değerler üzerine kurulur. Biz ilişkisi içinde değerlerini yaşayan evlilikte karı koca birbirini denetleme, birbirine baskın çıkma tavrı içinde değildir. İnandıkları, yaşadıkları ve yaşattıkları değerlerle mutlu ve huzurlu bir yuva oluştururlar. İşte diyor kitapta bunu değerlendireceğim. Bu da işte sahip olmak eğilimi, yani olmak eğilimiyle yaklaşmaktır. Erich Fromm'un deyimiyle. İncelenen kavramları zaman zaman sözün kısası başlığı altında özetledim. Kitabı bitirirken evlilik konusunda bana önemli olan toplumsal gözlem ve önerilere yer verdim. Buyuruyor ne de ya. O kadar hadis ve Kur'an anlatıyoruz ki şeyde, camide. Burada da anlatınca buyuruyor diye şey oluyoruz. Devam ediyoruz. Birinci bölüm evlilik deyince diye bir başlık atılmış. Evlilik ilişkisi bir bahçedir. Çiçek de yetiştirebilirsin. Diken de demiş Doğan Cüceloğlu. Evlilik ilişkisinde erkek erkekliğini, kadın kadınlığını ve her ikisi de insanlığını keşfetme fırsatına sahip oluyor. Evlilik içinde çocuklar büyüyor. Yarının toplumu böyle oluşuyor. Evliliğin toplumsal ilişkileri ve ekonomik süreçleri düzene sokma gibi işlevleri de vardır. Ya evlendiği zaman bu sadece tek yönlü değildir. Ya işte evlendik, çocuk yapacağız. İşte yemek yapacak. Ben ona eve işte evin ihtiyacını alacağım. Böyle bir şey değil. Hem toplumsal ilişkileri hem de ekonomik süreçleri düzene sokar bir işlevi vardır evliliğin. Bu kitapta evliliğin toplumsal ve ekonomik yönlerinden çok eşlerin hayatında ifade ettiği anlamı araştıracağım diyor. Sonra diyor işte dedik ya, bazı kişilerden mektuplar okuyacak. Gerçek insanların yazdığı hikayelerden bir şeyler okuyacak. Diyor ki, bir insanı sevdiğiniz için, yok onu geçiyoruz. Neyse işte şu şekilde göstereyim. Görüyor musunuz?
şurada konu anlatıyor. Şurada işte şiir getiriyor. Şurada konu anlatıyor. Şurada işte kadının mektubunu getiriyor. İşte evlilik süreçlerini anlatıyorlar orada. Burada dikkat edilmesi gereken şey ne olduğunu anlatıyor Doğan Cihan'da. Bu şekilde güzel bir şekilde şey yapılmış. Yani güzel bir işleyişi var kitabın. Anlaşılan o ki evlilik cennet de olabiliyor, cehennem de. Bu kitabın amacı evliliği böylesine tutuklara sürükleyebilecek unsurlar üstüne okuru düşündürmek ve evlilik kararı vermeden onu farkındalıklarla donatmak. Kitap boyunca yaşadıkları deneyimleri bana aktaran okur mektuplarını kaynak olarak kullanacağım ki az önce benim dediğim şeyi söylüyor. Mesela diyor ki evlilik otostopa benziyor diye düşünmüştüm. İlk yıllarında evliliğimin bir kişi için duruyorsun ama arabana 50 kişi doluyor. 18 yıl sonra anladım ki bu otostopçulardan hiçbiri bir yere gitmek istemiyor. Ama direksiyona geçmeye çok hevesliler. Hatta güzel geçinelim diye sakin uyumu davranırsanız yıllar sonra kendinizi arka koltukta sıkışmış buluyorsunuz. Her an kapı açılabilir ve düşebilirsiniz giden araçtan diyor. Burada işte eşler birbirinin yanında olması gerekiyor. İşte evliliği yönetmek isteyen işte ne bileyim kaynın oluyor, işte kayınbirader oluyor, görümcü oluyor. Bunlar ne yapıyor? Aslında bunlar otostop çeken insanlara benziyor. Sen onları bindirdiğin zaman o arabaya artık onlar da ne yapmaya başlıyor? Arabayı sürmeye çalışıyorlar. Ki bir zaman sonra sen arabadan düşmeye başlayabilirsin. Sonra işte çocuk gelin bir örnek verilmiş. Çocuk yaşında gelin olan birini. Onun hayatı güzel olmuş çünkü eşiyle beraber iyi bir çift olmuşlar. Normalde gelin evliliğe karşı olduğunu söylüyor ama buradaki gelin evliliğin yani bir zaman sonra 16 yaşında mı demiş. Ondan sonra işte güzel yürüttükleri için evlilik de güzel olmuş. Ama bu her gelin çocuk gelinin mutlu olacağı anlamına gelmez. Şimdi işte hayat hikayelerini anlatıyor. Diyor ki bu çiftin ilişkilerinde yaşattıkları değerleri gözlediniz mi? Saygı, sevgi, huzur, şükür duygusu yaşam bir ekip işidir. Ve evlilikte yaşatılan değerler evliliği yuvaya dönüştürür. Ceyhun Yılmaz şiirinde karısının ölümüyle ekip arkadaşlarını yitirmiş birinin duygularını aktarmış. Şöyle diyor şiiri. Hala sen varmışsın gibi iki yastıkla yatıyorum. Kimseye söyleme gidişini. Ben söylemedim. Elimde senin siparişin olmayan tablolarla, torbalarla geliyorum eve. Ağlaya ağlaya öpüyorum yattığın yastığı, yorganı. Sanki beni az önce yolcu etmişsin gibi çekiyorum, çıkıyorum sokaklara. Üst komşuya hava atarak bir fiyaka bir görsen. Ne garip bu insanlar. Bütün mahalle hatta alttaki bakkal bile seni geçen Kasım öldü sanıyor. Ne garip bu insanlar. Hala her sabah bana selam veriliyor. Sanki sen yaşıyormuşum. Sanki ben yaşıyormuşum gibi. Bu şekilde devamında anlatıyor işte. Burada üzerinde durması gereken şey işte evliliğin aslında bir ekip işi olduğunu. Bu ekip işinde başarılı olmadığın zaman bu evlilikte yürümez diyor. Kısacası bunun üzerine değiniyor. Birkaç sayfada. Doğduğunuz anda yaşam öykünüz oluşmaya başlar. Oluşan bu öyküde siz kendiniz olarak var mısınız? Bunun farkında olmanız çok önemlidir. Öykünüzü kendi seçimlerinizle mi yoksa başkalarının size biçtiği rollere göre mi oluşturuyorsunuz? Evlilikte iki farklı öykü bir araya gelir. Bu iki öykü birbirinden bağımsız olarak yaşamaya başlar. Devam mı edecek? Yani yaşamaya devam mı edecek? Yoksa bizim öykümüz dedikleri yeni bir öykü oluşturabilecekler mi? Evlenenlerden biri kadın, diğeri erkektir. Ama unutmayalım her ikisi de insandır ve diğer tüm ilişkilerde olduğu gibi mutlu bir evlilik ilişkisinde temel olan insan insana iletişimdir. Şimdi iki insan, biri kadın, biri erkek diye başlık atılmış. Yani bu evlilik kurumunun bir erkek bir de bir kadından oluştuğunu anlatıyor. Ve erkeğin farklı duygularının olduğu, kadının farklı duygularının olduğunu, bundan mütevellit her birinin karşı yani muhatabından farklı beklentilerinin olduğunu anlatıyor. Şimdi istatistiklere göre mutlu evliler evli olmayanlara kıyasla daha sağlıklı ve uzun yaşıyor. Hayatlarını daha anlamlı ve doyumlu buluyor. Daha refah içinde yaşıyor. İnsanlar yanlış biriyle evlendiklerini düşünerek boşansalar da evlenecek doğru insanı aramaya devam ediyor. Yani işte birini denemiş, mutlu olmamış ama hala bu evlilikten vazgeçmiyor insan.
biraz daha yani her zaman bunu zorluyor. Örneğin işte aldatılmış olan erkekler veya kadınlar var. İşte bir kere aldatılıyor, vazgeçmiyor. İki kere aldatılıyor, vazgeçmiyor. Üç kere aldatılıyor, vazgeçmiyor. Demek ki bu evliliğin bekarlıktan daha mutlu edici bir yönü var ki insanlar buna yöneliyor. İnsan fıtratına demek bu var. Yani insanın evlenmeye ihtiyacı var. İnsan buna göre yaratılmış. Çünkü insan çift yaratılmış ve her iki cins karşı tarafa evlilik münasebetiyle muhtaçtır. Birbirlerini hissetmeleri gerekiyor bu evlilik münasebetiyle. Her ne kadar geçmişten gelen toplumsal ve ekonomik yönü olsa da özellikle günümüz koşullarında evlilik sadece yasalarla ve sözleşmelerle yönetilecek bir birlik değildir. Her şeyden önce evliliğin biyolojik bir temeli vardır. Biri kadın, biri erkek, iki farklı cinsiyetin çekimi üzerine kuruludur. O nedenle de cinselliği yok sayan bir evlilik sağlıklı olamaz. Evliliğin hem aklı hem duyguları içeren psikolojik bir yönü de vardır. Akla yatması kadar gönüllere hitap etmesi de gerekir. Ayrıca evliliğin toplumsal ve ekonomik yönleri halen önemlerini korumaktadır ve hesaba katılmalıdır. Hepsi bu mu? Hayır. Evliliğin aşkınlık olarak tanımlayabileceğimiz manevi bir yönü de vardır. İşte şimdi bunları tekrar tekrar anlatacak. Evlilik bir kadın, bir erkek, iki insanın kurduğu biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik, aşkınlık temelleri olan kendine özgü bir birlikteliktir. Şimdi bu işte evliliğin biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik ve aşkınlık temellerini teker teker anlatıyor. Biz bunları geçiyoruz. Evlilik deyince akla gelen önemli sorular diye bir başlık atılmış. Orayı okuyoruz. Diyor ki evlilik deyince akla birçok soru geliyor. İlk şöyle, evlenmek zorunlu mu? Hiç evlenmeden yaşamak anlamlı bir seçenek değil mi? Bu soruya kapsamlı bir cevap vermek için insanın çevresiyle sürekli iletişim kurarak yaşamını sürdüren bir varlık olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Kabaca özetleyecek olursak bu iletişimin içinde insanın iki doğası yer alır. Birincisi görünen sosyal kimliği, ikincisi ancak kendisinin bildiği mahrem iç dünyası. Özü. Yani biz işte insanlarla muhatap olduğumuz zaman hangisini gösteririz? Tabii ki bu toplumla yani toplum içerisinde görünen sosyal kimliğimizdir. Bizim o içsel duygularımız, o mahremimiz görünmez. Kısacası ifade etmek için ben ilkine insanın yüz doğası, yani insanın görünen sosyal kimliğine daha önce yüz doğası diyor. İkincisine de can doğası diyeceğim diyor. Sosyoekonomik kimlikleri temel alan yüz toplumsal konumlandırmayı belirler. Baba, anne, çocuk işte ve benzeri sosyal kimliklerdir. Her kültür bu sosyal kimliklere birbirinden farklı anlamlar, duygular yükler. İnsanın iç dünyasını temel alan can ise insanın evrensel özünü belirler. Yunus Emre'nin bir ben vardır, benden içeri sözü bu evrensel özü işaret eder. Yani evet, sosyal kimliğimiz farklı olabilir her birimizin ama bu içimizdeki ancak kendi iç yani bu mahallemiz, bizim iç dünyamız, bizim özümüz herkese aynıdır diyor kısacası Doğan Cüloğlu. Evlilik ilişkisi içinde hem yüz hem can devreye girer. Yüz girer çünkü evlenen kişi sadece bir birey erkek ya da birey kadın ile değil, onun sosyoekonomik ilişkileri ailede yani ailesi, sülalesi, meslektaşları, yöresi, kültürü, mutfağı, folkloru ile de evlenir. Can girer çünkü evlendiği kişi onun hayatının en önemli, en mahrem tanığı olur. Her kadının ve her erkeğin bir eşe yaşamının en mahrem yönlerini bilen bir tanığa ihtiyacı vardır. Yani bunu evet bu bizim mahremimizdir ama bunun insanlar tarafından bir insan tarafından görülmesini de isteriz. İşte bu kişi bizim eşimizdir. Bu can yönümüzü eşimize göstermemiz gerekiyor ki bu yönden nedir? Evlilik gereklidir. Bir kadının mahrem tanıklığı içinde erkek hem erkekliğini hem de insanlığını keşfetme ve geliştirme olanağına kavuşur. Sevdiği ve değer verdiği kadının bir saniyelik bakışı erkeğe "sen benim kahramanımsın" mesajını verirse erkek o bakışta varoluşunun en anlamlı, en coşkulu anını yaşar. O andan itibaren erkek o kadın için dağları devirmeye hazırdır. Erkeğin mahrem tanıklığı da kadının hem kadınlığını hem de insanlığını keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Erkeğin bir bakışı, o bakışla birlikte verdiği bir çiçek, söylediği bir söz, kadını dünyanın en değerli insanı, en özel kadını hissettirir. O kadını artık iyi günlerde, kötü günlerde, o erkekle bir
ömür boyu birlikte olmak ister. Yani her iki taraf da birbirinin can yönünü gördüğü zaman ne olur? Bunlar birbirine bağlanır, birbirlerini sever, birbirleriyle güzel bir ömür geçirirler. Doğan Cüceloğlu'nun tabiriyle bir ekip olmaya başlarlar. En mahrem tanık ihtiyacı ömür boyu devam eder, hiç bitmez. Kişinin en mahrem tanığı onu kale alınan, doğal, değerli, güvenilir, sevilmeye layık ve saygı değer biri olarak görüp ona mutluluk diyarlarının kapılarını açabildiği gibi onu hesaba alınmayan, tuhaf, değersiz, güvenilmez, sevilmeye layık olmayan ve saygı değer olmayan biri olarak görüp cehennemin kapılarını da açabilir. Yani bu can yönümüzü göstermemiz gerekiyor evlilikte eşimizle, ama eşimiz bunu bizi değerli hissettirmezse, bunun doğal olduğunu hissettirmezse, güvenilir olmazsa, sevilmeye layık olduğumuzu hissettirmezse, bu ne olur? Bizim bu evlilik meselesinde bir cehennem hayatı yaşamamıza sebep olur. Şimdi akla gelen başka bir soru da şudur diyor. Evlenme iki kişi arasında verilen bir sözdür. Birbirini severek evlenmek mutlu bir evlilik için yetmez mi? Evlenen kişiler birbirlerinin ailelerini de işin içine sokarak ilişkilerini zorlaştırmak zorundalar mı? Bunu soruyor. Yani aileler girmese, işte iki kişi tek başına yapsa olmaz mı? Olmaz diyor kısaca özetle. Çünkü kişi sadece aslında eşiyle değil, onun ailesiyle, onun çevresiyle de evlenir. Bunu görmezden gelmek evliliği ne yapar? İlk başta güzel gibi görünse de bir zaman sonra mutsuzluğun oluşmasına etki eder. Çünkü işte ilk başta ailenin işin içinde olmadığını düşünüyorsun. Aileye önemli değil diyorsun mesela. İşte ailesi çok kötü mesela. Önemli değil diyorsun ailesi için, ama sonra ne oluyor? Aile, siz evlendiğinizde sizin evinize misafirliğe geliyor. İşte mesela bu örnekte anlatıyor bir kadın. İşte misafirleri geliyor diyor. Bir ay boyunca benim evimde kalıyorlar diyor. Tamam kalsınlar, ama ne yapıyorlar diyor? Bu evin kadının ben olduğunu ne yapıyorlar? Kabul etmiyorlar ve kendi kafalarına göre her şeyin yerini değiştiriyorlar. İlişkimizi karıştırıyorlar. Ben bunu kocama söylediğim zaman, kocam da ailesine düşkün olduğu için ne yapıyor? Kavga ediyoruz. İşte burada ne anlatmak istiyor? Aslında evliliğin ya ailenin evlilik için çok önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Yani sen aileyi göz önünde bulundurmadan evlenemezsin diyor. Kısacası. Sonra iki iyi insan kötü bir evlilik yapabilir mi diyor? Evet diyor, iki iyi insan kötü bir evlilik yapabilir. Çünkü iki iyi insanın ilişkiyi yürütebileceği anlamına gelmez. İşte mesela diyor, ben de iyi bir insandım. Eşim Emily de kesinlikle çok iyi bir insandı, ama biz kötü bir evlilik yaptık. Ben işte Silifke kültürünün iyi insanı, Emily de Kaliforniya kültürünün iyi insanıydı. İyi insan olmak ile evlilik yapma olgunluğuna sahip olmak aynı şeyler değildir. İşte hem iyi olman gerekiyor, hem de ne olması gerekiyor? Evlilik yapma olgunluğuna sahip olmak gerekiyor. Yani evlilik yapma olgunluğuna sahip değilsen evliliğinizin mutlu olmaması muhtemeldir. Yani evliliğinizde mutlu olmamanız muhtemeldir. Peki diyor ki, işte kötü yönlerini anlatıyor. Neyse, ondan önce bir tane soru daha var. Çiftler diyor, evliliklerini kendilerine göre inşa edebilirler mi? Yoksa evlilik bireylerden bağımsız, herkesin uyması gereken kurallara sahip bir kurum mu diyor. Şimdi diyor ki, evlilik çiftlerin kendileri olarak ifade edebilecekleri bir can alanı yaratmalarına imkan verir. Ama aynı zamanda o toplumun, o kültürün bir parçası oldukları için uymaları gereken toplumsal kuralları içeren bir yüz alanı da geçirir. Kişiliklerini bulmuş kültür robotu olmanın ötesine, geçmiş insanların evliliklerinde kendilerine özgü yarattıkları can alanı değil, geniş can alanı geniş ferahtır. Evliliklerinde oturma odasına aynı zamanda misafir odası olarak bugün okuyamıyorum ya. Evliliklerinde oturma odasını aynı zamanda misafir odası olarak görürler ve hayatlarının büyük bir kısmını orada kendi istedikleri gibi geçirirler. Sosyal kimlikleri baskın insanların evliliğinde ise yüz alanı geniştir. Oturma odası ayrıdır, misafir odası ayrıdır. Bu misafir odası evin en büyük odasıdır ve kapısı ancak misafir gelince açılır. Can alanı ve yüz alanı dengesi evlilikte önemlidir. Bu yüzden eğer bu evlilikte can alanı ve yüz alanı dengesi kurulamazsa, yine başarısız bir evlilik yapılmış olur. İşte mesela günümüz sosyal medyadan dolayı insanlar bu can alanı
ne yapıyorlar? Görmezden gelip sadece yüz alanına odaklanıyorlar. İşte eşiyle bir şey yapıyor mesela. O an mutlu değildir. Mutluymuş gibi görünüp sosyal medyada paylaşıyor. Ne bileyim, doğum günü kutluyor mesela. Normalde o an güzel bir şey yoktur. Sadece doğum günü işte şey olsun diye, laf olsun, böyle olmuş olsun diye yapılmış. Ama o an mutlu değildir. Yine insanlara göstermeye çalışır. İşte bu dengeyi korumak gerekiyor. Can alanı ve yüz alanı dengesi evlilikte önemlidir. Eğer bu yapılmazsa ne olur? Diyor ki evlilik mutlu olamaz. Yani çiftler evliliklerini kendilerine göre de inşa etmeliler. Aynı şekilde onun yüz alanı da vardır. Ona da görmezden gelmemeleri gerekiyor. Şimdi işte evliliğin kötü tarafları anlatıldı. Peki anlamlı, sağlıklı ve mutlu bir evlilik mümkün müdür? Evet, mümkün. Mümkün olduğu için bu kitabı yazıyorum. Evlilik anlamını hem yüzde hem de canda bulmalı. Yüz baskın evliliklerde can kendini yalnız hisseder. Uçur evliliklerde mutluluk yoktur. Evlilik çekilmesi gereken bir çiledir. Sadece can odaklı, kendi içine kapanık bir evlilik de şizofrenik bir evlilik haline dönüşür. Sağlıklı evlilik, içinde yer aldığı toplumla ilişkisini devam ettiren evliliktir. Yani kısaca bu bölümde yüz ve can alanının her ikisinin de korunması gerektiğini, her ikisinin de göz önünde bulunması gerektiğini söylüyor. Bu böyle yapıldığı takdirde evli bir mutluluk olacaktır söylüyor. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüme geldik. Güzel bir bölümdü bence. Evlenmek isteyenlerin bu bölümü okuyup da evlenmeleri doğru olur. Onlar için sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü işte sadece karşı tarafın güzelliğine ve yakışıklılığına ve iyi oluşuna odaklanıyoruz bazen, ama hayat sadece bu değildir. Örneğin aileler de bu şeyin içinde önemlidir. İşte bu kitabı okuduğunuz zaman bunu daha iyi anlıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.